Efendim tekrar hoş geldiniz. Ne ikram ederim, ne içersiniz? Hatta açsanız içeride bir şeyler hazırlatabilirim. Yo, teşekkür ederiz. Hiç aç falan değiliz. Biz bir kahveniz alalım sadece, o kadar. Siz Fikret Hanım? Ben de o zaman. Ah, dur çocuğum, dur. Gel. Aa, ne bu? Pideli köfte. Bursa'nın pideli köftesi çok meşhurdur. Bir tane rica edeyim. Tamam, sen getiriyorsun ha. Fikret, yok artık. Hayatım, ne var? İçimiz ezildi, açım ben. Hem yabancı değiller yani. Yarın bir gün belki dönür olacaksınız. Yok canım. Yani belki de o kadar yakında değildir. İnşallah. Lafın gelişi söyledin. Tabii ki o kadar yakın falan. Dur bakalım yani, bu işler hemen böyle olmaz Fitnat. Tabii ki. Tabii, sözün gelişi. O zaman. Ben bir pideli köfteye bakayım. Bu arada müşterilere de bir dolaşayım. Geleceğim. Görüşmek üzere. Nevin Hanım, bakın. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Onun için bir an önce de söze girmek istiyorum. Aramızda istenmeyen şeyler oldu. Birbirimize istemeden, nasıl söyleyeyim, kötü sözler falan söyledik. Yo, ben istemediğim hiçbir şey yapmadım. Siz ne yaptıysanız ben tam olarak ona tepki verdim. Yani biz de bu yüzden zaten bu yanlış anlaşılmalara yanlış tepkiler verdik efendim. O yüzden diyorum ki ben artık bu çizgiyi geride bırakalım. Yeni bir sayfa açalım. Çünkü çocuklar birbirlerine aşık olmuşlar, değil mi? Maalesef öyle oldu. Maalesef. Gerçi bana göre bu durum hiç doğru değil ama ne yapacaksınız ki? Gönül bu. Yani evet, ota da konuyor. Evet, ne kadar iyi bir şey. Ota da konuyor yani, değil mi? İyi de ota konuyor zaten. Nevin Hanımcığım, acaba diyorum siz de aileler olarak destek verseniz çocuklarınıza. Onlara destek vermek için de ne yapmamız gerek? Sizin birbirinizle iyi olmanız gerekiyor, değil mi efendim? Kesinlikle katılıyorum size Fitnat Hanım. Çok haklısınız, doğru. İşte bu yüzden de sizin ikinizin benden özür dilemesi gerekiyor. Yani yaptıklarınızdan ne kadar pişman olduğunuzu bana iyice anlatırsanız, işte o zaman anlaşabiliriz. Tamam. Bekliyorum. Özür dilerim. Efendim, duyamadım. Özür dilerim, özür. Ben de kendi adıma söylediğim bütün kötü sözler için sizden özür diliyorum. Tamam mı? Özürümüz anlaşıp şeyi kabul ettirdi mi yani? Tamam, anlaştık. Yalnız bir de şey var. Hani siz ikiniz benim yavruma, benim biricik evladıma ahtapot demiştiniz ya. Şimdi bir de onun için bir özür dileyin bakayım. Evet, bu çok fena oldu. Bu çok fazla oldu. Ahtapot dememeliydik değil mi Fitnat? Çok çok kötü, çok kötü oldu onu dememiz bizim. Onun için de biz bir daha bir özür dileyelim biz, değil mi? Bir daha katiyen böyle şeyleri duymamak kaydıyla özrünüzü kabul ediyorum. Tamam. Ama böyle kuru kuruya özür olmaz, değil mi efendim? Ne yapıyoruz? Sarılıyoruz. Hadi bakayım. Hadi sarıl. Lütfen. Ay harika. Çok güzel. Bize müsaade. Biz kalkalım artık. Hadi Fitnat, kalkalım hadi. Gidiyor musunuz? Her zaman bekleriz efendim. İnşallah. Rahatsız olmayın lütfen Fitnat. Teşekkürler. Bir dakika. Yeni bekleriz. Çok güzel. Çok güzel, teşekkür ederim.
Ben sana demedim mi bunlar özür dilemek için buraya gelecekler diye? Vallahi ya, ne yalan söyleyeyim. Şaştım kaldım. Şu kadından özür dilettin ya. Yazıklar olsun. Puh sana. Ay ne yapalım? Senin başka çare yoktu. Sen kendi isteğinle yapmasan Özgür zaten bunu senden isteyecekti. O isteseydi daha mı iyiydi? Doğru bak, şimdi de doğru söylüyorsun. Ha, şaşırdım vallahi ha. Şimdi planın zor kısmı bitti. Özgür senin artık kayıtsız şartsız bu ilişkiye destek verdiğini zannedecek. Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Onların ilişkisini alttan alttan rahat rahat uyuyacağız. Hadi yürü, yürü, yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.